Arkadaşlar, görmüş olduğunuz ev diğer prefabrik evlerin aksine biraz farklı bir malzeme içeriği olan bir ev. Ne diyorduk? Precast beton. Yani betopan olmayan, ondan daha sağlam olan, hatta betondan daha sağlam olan bir malzeme. Şöyle evin dış tarafını göstereyim. Bulunduğu konumu da göstereyim merak edenlere. Çam ormanları karşı taraf. Evet. Evimizin şimdi etrafını gösterelim. Evet, evin arka tarafı burası. Tuvalet çıkıntıları, havalandırmalar, baca. Evin arka yüzeyinde de gördüğünüz üzere bakın şu duvar prekast denen bir malzeme. İçeriğinde beton var. 52 derecelik beyaz çimento var içerisinde. Akvaryumda kullanılan akvaryum kumu, kuvars kum deniyor. Bu malzeme ne işe yarıyor kuvars kum? Arkadaşlar, bu malzeme su geçirmezlik özelliği var. Bu bir, akvaryumda da kullanıldığı için. Bunun dışında yalıtım özelliği var. Yazın serin, kışın sıcak olma özelliği var. Bakın şunlar tek parça halinde üretilip birleştiriliyor. Ayrıca bunun içerisinde Japon elyafı da var. Bununla birlikte karışım yaptığınız zaman betondan daha sağlam bir malzeme elde etmiş oluyorsunuz. Evin ön tarafından da görünüşünü gösteriyorum. Bakın o büyük parçaları görüyorsunuz. Bunlar tek parça halinde üretiliyor. İstediğiniz ev modeline göre bu üretiliyor. Ve evinizin bulunduğu yere montesi sağlanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir renk uyumu sağlanmış. Bu betonun, yani prekast betonunun diğer özelliği de depreme karşı dayanıklı olması. Üstelik bunun yanında Allah korusun hani yıkılmaması için ve sağlamlığı için betonarme evler kadar ve onlardan belki daha sağlam bir şekilde üretiliyor. Ancak ola ki Allah korusun depremde yıkılma durumu olursa bakın şu duvarlar, bu duvarlar dış tarafa doğru kendini atıyor. Bu şekilde tasarım ve dizaynı sağlanıyor bunun. Bu gördüğünüz duvar parçaları kendisini dış tarafa bırakıyor. Ve Allah korusun sadece alçıpan düşüyor. Yani bu da ölüm riskini veya depremde zarar görme riskinizi inşallah minimuma indiriyor. Hatta belki de tamamen sıfırlıyor arkadaşlar. Evin dış tarafında prekast beton var. İç tarafında betopan ve alçıpan kaplaması var. Bu ikisinin ortasında da 10 santimetrelik izocam yalıtım amaçlı konuyor arkadaşlar. Isı ve ses yalıtımını sağlamış oluyorsunuz. Bunun haricinde çatısında da sandviç panel değil, evet, leyhaları kullanıyoruz ve tamamen yalıtımı daha üst düzeye çıkarmış oluyorsunuz. Çatıda da aynı zamanda yine izocamla kaplaması yapılıyor. Evin arka tarafından da görünümünü gösteriyorum. Bakınız, zeminde beton su basmanı, isterseniz profil üstü de yapılabilir. Birleşim yerlerini, işçilik detaylarını ve renk uyumunu görmenizi istiyorum. Arkadaşlar, son olarak evin büyüklüğünü söylüyorum. Evin metrekare bazında büyüklüğü 45 metrekare, iki katlı şekilde düzenlendi. 45-45, toplam 90 metrekarelik bir dubleks villa şeklinde harika bir tasarımla karşı karşıyayız. Şimdi evin iç incelemesine geçelim. Evin iç incelemesine geçmeden önce kısaca verandayı da göstereyim arkadaşlar. Zemin seramik kaplamalı. Bu arada şu döküntüler toplanacak. Son temizliği yapılmadı evin henüz. Teslim aşamasında ancak temizlikler ve küçük işçilik detayları tamamlandıktan sonra teslim edilecek. Bakın bu şekilde L1 veranda var. Sebebi de bu verandadan tamamen şu manzarayı görebilmeniz için iki taraflı veranda. L şeklinde veranda yapılmış olması. Üst tarafında da bakın sundurma var burada da. Sandviç panelde korunmuş sundurma var. Bunların kapatılması ve işçilik detayları tabii ki yapılacak arkadaşlar. Şimdi verandayı da gördükten sonra bu güzel evin iç detaylarına geçelim. Arkadaşlar, PVC doğramalar antrasit renkli, biliyorsunuz moda rengimiz. Wiener marka PVC doğraması tercih etti müşterimiz. Bu şekilde bunu göstermiş olalım. Zeminler, evet, 8 milimlik laminant parke ile kaplı açık cappuccino tarzında bir renk seçildi. Girişte salon ve
Karşı tarafta mutfak bölümü, yan taraflarda seramik detaylarını görüyorsunuz. Standart ve küçük bir mutfak dolabı tercih edildi. Bakın. Yukarıda led lambalar ve detayları görüyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Laminat parkelerin altında mikrofiber şilte ile yine yalıtım sağlanmış durumunda. L şeklinde bir mutfak tezgahı görüyorsunuz. Buzdolabı yeri, klima takılmış durumda. Elektrik, su bağlanmış durumda. Evet, burada yukarıya çıkan merdiven, buraya tabii ki korkuluklar konacak. Girişte sağ tarafta bir oda daha mevcut arkadaşlar. Buradan da yine çok güzel manzarayı görebiliyorsunuz. Şu şekilde merdivenin alt tarafını göstereyim. Burası tuvalet, banyo. Üst tarafta da var yine. Hem altta hem üstte yapılmış durumda. Yukarıya kadar seramikle kaplı. Temizliği yapıldıktan sonra tabii ki teslim edilecek. Klasik mutfak banyo tercih edildi. Klasik tuvalet banyo tercih edildi. Yine farklı modelleri seçip daha üst versiyonları da yaptırmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi üst kata geçiyoruz. Bu arada yukarı geçmeden şurayı da göstereyim. Merdivenin alt tarafında yine malzemelik olarak kullanabileceğiniz bir alan daha mevcut arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Görüyorsunuz. Çıkması kolay bir merdiven. Çok dik değil. Burada korkuluklar yapılacak tabii ki. Yukarıya çıktığınızda sol tarafta ileride ve sağ tarafta bir oda var. En sağ tarafta da malzemelik gibi kullanmalık bir alan ve tuvalet banyo var. Şimdi sol taraftaki odanın büyüklüğünü görelim. Evet, bu şekilde odayı gösterelim. Dediğim gibi dış tarafı prekast beton, iç tarafı ise alçıpanla kaplı, yani düz duvar. Bu şekilde Amerikan panel kapılar, beyaz renk tercih edildi. Diğer odayı görelim. Bakıyoruz. Genişliğini ve renk detaylarını görelim. Wiener marka, dediğim gibi antrasit renk, PVC tercih edildi. Şu şekilde gösteriyorum. Burası sürgülü olarak tercih edildi. Evet. Bunun yanında yine bir odada sağ tarafta mevcut. Burayı da görelim. Amerikan kapı. Hepsi beyaz renkli standart panel kapılar. Bakınız. Odanın genişliğini de gösteriyorum. Şimdi tuvalet banyoyu da gördükten sonra metrekare bazında fiyat verelim. Alttakinin aynısı klasik tuvalet banyo yapıldı. Ortada siyah ve krom çizgileri olan bir model. Arkadaşlar, evin fiyatını da söylüyorum. Fiyatından önce kanalı ilk defa ziyaret eden arkadaşlar varsa lütfen abonelik, paylaşma ve beğeninizi, desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Daha çok model ve çeşit gelebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Hemen altta abone tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın inşallah. Bu evi 3 şekilde yaptırabilirsiniz. Birincisi sandviç panel şeklinde yaptırabilirsiniz. Sandviç panel olarak yaparsanız metrekaresini 2000 TL'den hesaplıyorsunuz. Bunun yanında betopanla yaptırabilirsiniz. Bu şekilde yaptırırsanız metrekare fiyatı 2250 liraya çıkar. Bununla birlikte söylediğimiz ve bu şekilde, yani şu an gördüğünüz ev prekast betonla yapıldı. Prekast beton tercih ederseniz de metrekare fiyatı 3250 arkadaşlar. Bu şekilde modelin fiyatını çıkarabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde dubleks istemiyorum derseniz, diğer videoda da var. Tek katlı olan modeli var. 40-50 metrekarelik daha uygun model. Bu şekilde de yaptırmanız mümkün tabii ki. Örneğin 45 metrelik, 50 metrelik diyelim. 50 metrekarelik bir yer yaptırdınız. 2000 lira maliyetle 100 bin lira maliyet çıkıyor arkadaşlar. 50 metrekarelik bir yer için. Eğer sandviç panel yaparsanız. Betopan isterseniz 50 çarpı 2250 diyorsunuz.
prekast beton isterseniz, bu modelden isterseniz, o zaman da 50 metrekare çarpı 3250 lira maliyeti olmuş oluyor. Bunun üzerine eğer isterseniz işte duşakabinini daha lüks istiyorum, zeminleri laminant parke değil granit istiyorum, içine işte şömine istiyorum gibi kendi özelliklerinizi, kendi kişiselleştirmelerinizi eklemek isterseniz bu mümkün. Üst tarafa veranda istiyorum mesela, şuraya bir veranda istiyorum, yüksek katta da olsun, bu sundurmanın üstü veranda olsun derseniz, bu tarz ekstraları ilave etmek isterseniz bunlar mümkün. İletişim bilgileri açıklama bölümünde. Diğer videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.